Evet arkadaşlar, bu videoda Spark MapReduce projesinin çözümüne bakacağız. İlk önce yapmam gerekenler FindSpark modülünü import yapmak, daha sonra Jupyter Notebook'ta her videoda yaptığımız şeyleri yapıyoruz. Ardından SC variable'ına Spark Context fonksiyonunu eşitliyorum. Bu bir önceki ödevin çözümüydü. Projenin çözümüne bakacak olursak, tabii ilk önce dataset'i indirdikten sonra RDD'mizi oluşturuyoruz. Bunun için sc.textfile fonksiyonuyla içerisine CSV dosyamızın ismini yazdım. Daha sonra bu CSV dosyasının ne kadar iyi oluşturulduğunu bulmak için virgüle göre ayrıldıktan sonra eşit sayıda elemandan oluşup oluşmadığına bu satırla bakıyorum. Gördüğünüz gibi bazıları 28 elemandan, bazıları 29, bazıları 30-31 elemandan oluşabiliyor. Bunun nedeni datanın yeterince iyi oluşturulmaması. Mesela bazı satırlara bakacak olursak, filmin isminin içerisinde virgül olduğunu görebilirsiniz. Mesela burada filmin isminin içerisinde virgül var. Eğer ben virgüle geri ayırırsam buradan da ikiye ayırıyor. Ve bu şekilde datamızın bazı satırlarında fazladan elemanlar oluşabiliyor. Bunun önüne geçmek için şu şekilde bir şey yaptım ben. HTTP'ye göre ilk başta ikiye ayırdım. Daha sonra ihtiyacım olan kısımları çağırdım. Bu şekilde bir algoritma yazdım diyebilirim. İlk başta yaptığım şey başlığı yok etmek. Çünkü benim bu sorularda başlığa ihtiyacım yok. Sorumu tekrar bir okuyalım. Hangi ülkenin kaç tane filmi ilk 5000 film arasında yer alıyor? Bunun için başlığı yok ettikten sonra HTTP'ye göre ikiye ayırıyorum. Ardından HTTP'ye göre ikiye ayırdıktan sonra HTTP'nin sol tarafında kalan kısım 0. elemanım. Sağ tarafında kalan kısım 1. elemanım. Şimdi bana ülkenin ismi lazım. Ülkenin ismi HTTP'nin sol tarafında burada yer alıyor. Ardından bunun 3. eleman olduğunu görüyorum. Yani virgüle göre split yaptıktan sonra 3. elemanı çağırıyorum ve her birinin değerini 1'e eşitliyorum. Daha sonra collect eğer gördüğünüz gibi bütün ülkelerin değerleri bir eşitlenmiş şekilde bana bir çıktı veriyor. Fakat ben bütün bu değerleri toplamak istiyorum. Bunun için reduce by key transformation ile bütün değerleri topluyorum. Ve daha sonra sort by transformation ile büyükten küçüğe doğru sıralama yapıyorum. Çünkü buraya eksi koyduğum için büyükten küçüğe doğru sıralandı. Daha sonra collect eğer en fazla hangi ülkenin ilk 5000 arasında yer aldığını görebilirim. Yine Amerika yer almış. Daha sonra İngiltere geliyor. Fakat aralarında baya bir fark var. Daha sonra Fransa, Kanada şeklinde devam eden bir sıralama var. Türkiye'den de sadece bir tane film ilk 5000 arasında yer almış. İkinci sorumuza gelecek olursak, her ülkenin ortalama IMDb puanı kaçtır? Bunun için yine ikinci bir RDD oluşturdum ve yine sc.textfile fonksiyonuyla CSV dosyamızı okuduk. Daha sonra filter yapıp yine başlığı yok ediyorum. Çünkü başlığa ihtiyacımız yok. Ardından HTTP'ye göre split yapıyorum. Yani HTTP'ye göre ikiye ayırıyorum. Daha sonra bana ihtiyacım olan şeylerden birincisi ülkenin ismi, ikincisi ülkenin IMDb puanı. Bunun için birinci elemanı, yani HTTP kısmının sağında kalan elemanı virgüle göre ayırıyorum ve üçüncü eleman yine ülkenin ismini alıyorum. Ardından yine birinci elemanı virgüle göre ayırdıktan sonra sekizinci eleman, yani IMDb puanlarını alıyorum. Ve bunu float'a çeviriyorum. Bu şekilde map işlemi yaptıktan sonra ikinci RDD'miz üzerinde combine by key transformation'ı uyguluyorum. Combine by key hatırlarsanız eğer 3 tane fonksiyon alıyordu içerisine input olarak. Bunlardan birincisi lambda fonksiyonu. Eğer karşımıza RDD'nin elemanı ilk defa çıkıyorsa bu fonksiyon çalışıyor. İkinci fonksiyonda RDD elemanı karşımıza ikinci kez veya daha fazla sayıda çıktıysa eğer bu fonksiyon çalışıyor. Üçüncü fonksiyon ise eğer bütün bölümlerden gelen dataları en son bir araya getiriyor ve bunları topluyor. Bu işleme yarıyordu. Ve en son karşımıza şu şekilde bir data oluşuyor. Ha, ülke karşısına da değer olarak IMDb puanı ve film sayısını içeren bir tuple. Daha sonra bu ülke puanı RDD'si üzerinde şu şekilde bir map işlemi yapıyorum. Anahtar değer olarak ülkenin ismini alıyor.
Değer olarak da IMDb puanı bölü film sayısı. Toplam IMDb puanı. Tabii ki de bu burada bütün IMDb puanlarını topladık. Filmlerin sayısını topladık. Ve toplam IMDb puanı bölü film sayısı dediğimiz zaman her ülkenin ortalama IMDb puanını bulabiliriz. Daha sonra C variable'ına ülke puanı nokta sort by yapıyorum. Yine buraya eksik koyduğum için büyükten küçüğe doğru bütün ülkelerin ortalama IMDb'sini sıralıyor. Daha sonra C.collect deyip büyükten küçüğe doğru bütün ülkelerin ortalama IMDb puanına bakabilirim. Gördüğünüz gibi yukarılarda hiç beklemediğimiz ülkeler oldu. Siz farklı bir algoritma kurabilirsiniz. Aşağıda farklı algoritmaları inceleyeceğim. Her yönetmenin ortalama IMDb puanına bakacak olursak, üçüncü bir RDD oluşturuyorum ve bunu TextFile fonksiyonuyla CSV dosyamızı yine okuyorum. Yine başlığa ihtiyacımız olmadığı için başlığı filter fonksiyonuyla RDD'den siliyorum. Daha sonra yine HTTP'ye göre dosyamızı ikiye ayırıyorum. Daha sonra sıfırıncı eleman yani HTTP'nin sonunda kalan kısmı virgüle göre ayırdıktan sonra birinci elemanı alıyorum. Yine HTTP'nin sonunda kalan birinci eleman yönetmenin ismi. Yönetmenin ismi anahtar değer olarak duruyor. Ve değer anahtarın karşısına değer olaraksa float şeklinde IMDb puanını yazmak istiyorum. Bunun için birinci eleman yani HTTP'nin sağ tarafında kalan kısımda eksi 3. Üçüncü eleman alıyorum. Bu eksi 1, eksi 2, eksi 3. eleman IMDb puanına denk geliyor. Ve bunu da değer olarak float'a çevirip yazıyorum tabii ki de. Daha sonra yine combine by key işlemi yapıyorum. Ve burada yine aynı şekilde işlemleri yapıyorum. Tek farkı burada ülke yerine yönetmen var. Burada toplam her yönetmenin kaç tane filmi olduğunu buluyorum ilk önce. Çünkü bu algoritmam için gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi en fazla film Steven isminde bir yönetmen 26 tane filmi varmış. Şimdi algoritmama bakacak olursak birinci hesap bu bir üsttekiyle aynı. Toplam IMDb puanı bölü film sayısı. İkinci algoritmama bakacak olursak eğer burada ortalama IMDb puanını IMDb bölü toplam IMDb puanı bölü film sayısı yaptıktan sonra bu IMDb puanı 10 üzerinden olduğu için 10'la çarpıp bunu 100 üzerinden yapıyorum. Daha sonra bunun %85'ini alıyorum. Yani 0.85 ile çarpıyorum. Daha sonra bunu film sayısı çarpı 100 bölü 26 çarpı 0.15 ile topluyorum. Bu 100 bölü 26 en fazla film sayısı olan 26'dan geliyor. 100 bölü 26 ile çarpıyorum ki bütün filmler 100 üzerinden değerlendirilsin. Daha sonra bunun sadece %15 katkı sağlayacak şekilde alıyorum. Eğer birinci hesap ve ikinci hesap karşılaştıracak olursak burada İlk algoritmamıza göre büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda en yukarıda bu yönetmenleri görebilirsiniz. Fakat ikinci algoritmama göre bakacak olursak bu 100 üzerindendi. En yukarıda Steven var. Fakat buraya baktığımızda yukarılarda Steven isminde bir yönetmen göremiyoruz. Christopher Nolan bakıyoruz burada 3. sıradayken burada aşağılarda kaldığını görebilirsiniz. Burada Christopher Nolan. Fakat burada ilk 3'e girmişti. Bu şekilde farklı algoritmalar oluşturabilirsiniz. Dördüncü sorumuza gelecek olursak en çok hangi türde film ilk 5000'de yer almıştır? Bunun için ilk başta dördüncü bir RDD oluşturuyoruz. Ardından yine CSV dosyamızı tc.textfile fonksiyonuyla okuyorum. Ve yine başlığa ihtiyacım olmadığı için başlığı kaldırıyorum. Daha sonra HTTP'ye göre split yapıyorum. Ve ardından sıfırıncı elemanın yani HTTP'nin sonuna kalan kısmı virgüle göre ayırdıktan sonra dokuzuncu elemanı alıyorum. Yani bu da HTTP'nin sol tarafında dokuzuncu eleman filmin türüne denk geliyor. Ve bu türde bizim key'imiz yani anahtarımız olarak yer aldı. Karşısına da değer olarak 1'i yerleştiriyorum. Ardından
Dördüncü R dedim üzerinde reduce by key yapıyorum. Bu sayede bütün elemanları sırayla topluyorum. Ve bunları büyükten küçüğe doğru sıralayıp collect'liyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir çıktı verdi bize. En yukarıda drama türünde filmler var. Yani drama türünde filmler ilk 5000'de olma olasılığı daha fazla. Komedi türünde daha sonra geliyor. Fakat komedi ile drama birlikte olursa eğer sadece komedi veya sadece dramadan daha düşük ihtimalle ilk 5000 arasında yer alıyor. Veya daha aşağılara drama ile müzik birleşirse eğer daha az ihtimalle ilk 5000 arasına yer alıyorsunuz. Bu şekilde datayı inceleyebilirsiniz. Ya da bu dataları bu çubuğa göre de split yapıp bütün türleri tekrar baştan sıralayıp sadece bütün türleri kendi içerisinde değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde farklı incelemeler yapabilirsiniz. Son olarak 5. sorumuza bakacak olursak en fazla bütçeye sahip olan filmler bir o kadar hasılat yapabiliyorlar mı? Burada ilk 20 filmi karşılaştırmamızı istemişiz. Yine bir RDD oluşturuyorum ve yine CSV dosyamı text file fonksiyonuyla okuyoruz. Ardından başlığı yine yok ediyorum. Daha sonra yaptığım işlem yine HTTP'ye göre satırlarımı ayırmak. Daha sonra sıfırıncı elemanı virgüle göre yani HTTP'nin sol tarafında kalan kısmı virgüle göre ayırıyorum ve 8. elemanın boş olan satırları yok ediyorum. 8. eleman gross yani hasılata denk geliyor. Daha sonra yine filter işlemiyle bu sefer HTTP'nin sağında kalan yani birinci elemanın virgüle göre ayırdıktan sonra 5. elemanı eğer boşsa o satırı yine siliyoruz. Burada bakarsak eğer 5. eleman budget yani bütçeye denk geliyor. Daha sonra hasılat isminde bir variable oluşturuyorum ve buna map dediğimiz üzerinde map işlemi yapıyorum. Burada key yani anahtar olarak 11. eleman 0. elemanı virgüle göre ayırdıktan sonra 11. eleman ve o da filmin ismine denk geliyor. Daha sonra değer olarak da karşısına hasılatını yani 0. elemanın virgüle göre ayırdıktan sonra 8. elemanını yazıyoruz. Bütçe ise yine anahtar değer olarak filmin ismini ve karşısına da integer yani tam sayı halinde bütçesini yazıyoruz. Daha sonra bu hasılatı büyükten küçüğe doğru sıralattım. Daha sonra bütçeyi de büyükten küçüğe doğru sıralattım. Ve daha sonra bunları şu şekilde bir for loop'la yazdırdım. Gördüğünüz gibi Avatar filmi en fazla hasılat yapan filmlerde birinci. Daha sonra Titanic, Jurassic World şeklinde devam ediyor. Fakat bütçeye baktığımız zaman Avatar oldukça aşağılarda 27. sırada yer almış. Daha sonra Titanic ilk 30 arasında bile yer almıyor. Bu şekilde datayı inceleyebilirsiniz. Mesela Kaptan Amerika burada en fazla bütçe kullanan filmler arasında. Fakat burada Kaptan Amerika yine hasılat yapanlar arasında dengeyi sağlamış. Shrek 2 çok fazla hasılat yapan filmler arasında fakat Shrek 2'ye baktığınız zaman bütçe olarak ilk 30 arasında bile yer almadıklarını görebilirsiniz. Bu şekilde dataları inceleyebilirsiniz. Bu şekilde bu örneklerle MapReduce programını daha iyi anladığınızı düşünüyorum. Umarım yardımcı olmuştur. Hepinize kolaylıklar diliyorum.